Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kilim desenli olarak yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. İğne işi olarak yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlarım. Çeşitli desenler vererek bu şekilde bir çalışma meydana geldi. Yeni tasarladım umarım seversiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim yakından sizlere. Ee, çok güzel bir görüntüye sahip böyle değişik bir e, çalışma oldu. Evet şimdi e, hemen tanıtımına geçmek istiyorum. Şöyle kalın halı kaydırmaz ya da banyo paspası olarak satılan malzemeye ihtiyacımız var. E, i̇ğnemiz var arkadaşlarım şu şekilde e, ve şu şekilde Alize Süper Lana Maxi isimli ip ile yaptım ben. Biraz kalın bir ip, ince bir ip kullanacaksanız arkadaşlarım kalınlaştırmanız kalınlaştırırsanız daha güzel görünür diye düşünüyorum şimdi sayılarını vereceğim ben size bu sayılardan başlayarak yaparsanız bu şekli elde edebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi alt tarafından hemen başlıyorum şöyle giriş yapıyorum ilk yerden şu ipimi şu şekilde tutuyorum altından devam ettireceğim şimdi bu altını saracağımız için şu şekilde halı kaydırmazımı kenarından atlatıyorum üstünden burada önemli olan sadece sayılar arkadaşlar bakın biri yaptım 2'yi hemen geçiyorum ikiye şöyle üçü yapıyorum bundan tam 15 tane yapacağız ilerleyeceğiz bu rengimizle şöyle yakından göstereyim Bakın 4 oldu. Hiç yer atlamadan 15 tane ilerliyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 de tamamlıyorum arkadaşlar burayı. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Buradaki gibi. Şimdi bu ipimle devam etmeden önce yani bu ipimi mesela taktım ben. Siz bu şekilde yap, yaparsanız daha rahat edersiniz. Hemen karşı üstü bakın bir tane bundan yapılması gerekiyor. Bakın şuradan çıkartmıştım. Hemen geri takıyorum. Bir üste geçiyorum. Şu şekilde şuradan çıkartıyorum. Nasıl kolay olacaksa o şekilde size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu ip mesela değiştirmemiz lazım normalde. Değiştirmeden siz çünkü her defasında değiştirmeyeceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Şimdi 15 tane ile bakın ta 3. sıraya geçtik şu anda. Şöyle geri dönüyorum ve aynı şekilde 15 tane olarak üst kısmına yapıyorum burayı. ve tamamladım dediğim gibi siz yaparken bu şekilde bir üst sıraya bir üst sıraya geçerek burayı komple tamamlayıp da yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben şimdi e, size göstermek amaçlı bu kadar yaptım bakın arkasından kapatırken de ipi keseceksem şu şekilde bir iki tanesini içerisinden geçiriyorum ve ipimi kesiyorum şimdi 15 tane ile bununla başladık Bakın şimdi bu açık kahve olan bu ipime geçeceğim Evet bu ipimi taktım bu renk ipimi Çünkü bu e, turuncu olandan sonra e, hemen bu rengin geliyor bakın şöyle göstereyim bundan 7 tane devam edeceğim bu ilk takarken arkadaşlarım mesela onu da hemen göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu arkalardan şu şekilde alarak devam ederseniz arkadan da e, gözükmemiş olur. Daha güzel görünüyor arkadaşlar. Böyle ipi de bu şekilde tutunuyorum. Şimdi çektim şöyle yavaşça ve ön tarafa geçip yine her birisine bir tane olmak üzere 7 tane ilerliyorum bu ipimizle ilerliyoruz. 1 Şimdi bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet 7 tane de şu kısmını tamamladım. Şimdi koyu kahveye geçiyorum. Bu arada bunu göstermek amaçlı. Hani bir üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstermek amaçlı. Bu şekilde yapmıştım. Bu ipimi çıkartıyorum. Daha sonra ona tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Böyle ilerliyorum ve son çıkartacağım yere geldim. Şöyle yavaşça çekiyorum ki hemen çıkmasın diye. Şöyle yavaşça çektim. Şimdi bundan da aynı şekilde 7 tane devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet 7 tane de bundan ilerledim. Tekrar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet 7. Evet 15. burada kalıyor bu şekilde. 15 tane ilerledikten sonra tekrardan şu rengimi dediğim gibi yaparken siz bu iplerimiz böyle şeyde kalacak. Yani arkasında dursun ya da üst üste burada yaptığımız gibi yapacağınız için bu ipleriniz kalabilir arkadaşlar buralarda. Yine arkadan şöyle giriş yapıyorum. bakın tamamlamış oldum. Şimdi buranın sayısını vermek istiyorum. Burası 15 7 7 15 7 7 şeklinde devam ediyor. Bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi bu kahverengi ipimi bakın burada kaldı. Bunu çıkarmıyorum. Hemen şu kenarında şu şekilde yaptım. Bir üst sıraya yani burada yaptığımız gibi çünkü siz bu şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyorum. Bakın şöyle. Ve buradan yine 7 tane ilerliyorum. Evet buradan bakın şu yere gelene kadar yani 7 tane olmuş olacak yine. Devam ediyoruz. Şöyle. Hemen buradan bir tane daha alıyorum ve bir üst sıraya geçmek için de arkadaşlar şöyle aldım bakın alttan giriş yapıp buradan çıkartıyorum ipimi iğnemi ve bir diğer sıraya geçmiş oluyorum şimdi buraları yaparken bu şekilde devam ediyoruz ipimiz nerede biterse o kadar yapabiliriz bu kısımları arkadaşlarım onun için yani ilk başlangıç yerini yaptıktan sonrası e, Şimdi modeli oturttuktan sonra tamamen işimiz artık çok kolaylaşmış oluyor. Şöyle aldım ve bunu da hemen bu şekilde devam ediyor gidiyor. Şimdi arkadaşlar ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada ilk önce şöyle bir krem rengi ipi kullandım ben. 2, 4, 6. Bu da 7. yerimiz. Şimdi bakın. Hemen yine bu şekilde hani devam edemeyeceğimiz için hemen bakın şöyle çıkartıyorum üstünden aynı yerin üstünden çıkartıp dördüncü sıraya bu şekilde geçiyorum. üst sıraya da yine buradan geçeceğiz. Aynı diğerlerinde yaptığımız gibi arkadaşlarım. Bakın ipimiz alttaydı zaten. Şuradan olmak üzere arkadaşlarım. Bakın kahverenginin hemen üstüne geliyorum. Bu şekildeyseniz böyle bir yerdeyseniz şöyle alttan ipinizi yürüterek devam edebilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle geldim. Şimdi bu kısmı buraya kadar ikinci sırada bu renk ipimle aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dediğim gibi 22 tane bu kahverengi yeri yaptım. 7 tane burada e, krem rengim var. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Hemen şu arkadan geçebilirim. Şöyle biraz ilerleyelim şuradan. Ve bakın geliyorum turuncu ipimin bittiği yere. Ve buraya yine 7 tane bu renkle devam ediyorum. 3. sırayı da aynı zamanda yapıyor oluyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle bakın buradaydı zaten. Diğer renklerde geçiş yaptığımız gibi. Hemen buradan geçiş yapıyorum. Yukarıya. Şöyle başlayıp devam ediyorum. İkinci sıranın hemen buradan 7 tane krem rengi ipimle devam edeceğim. de hemen ipimizi aşağıya alabiliriz şöyle şu şekilde. Burada arkadaşlar yine az önceki gibi bir üst sıraya da yine buradan geçebiliriz. Şöyle hemen bir üste geçiyorum mesela. Aynı şekilde 7 tane olarak burayı ilerliyorum bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar buradaki kremi de bu şekilde yaptıktan sonra bakın bu sırada sadece krem rengi kahvemiz krem rengi tekrar kahvemiz var. Alttan ipimi çıkarttım ve hemen bu aradaki şu boşluğu bu renk ipimle tamamlıyorum. Evet 22 tane de bunu yapmış oldum Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de şimdi şöyle bir üstünden geçmek istiyorum İlk sıra bir üst sırayı e, saymayalım 7 tane koyu kahve 7 tane açık kahve 15 tane bu turuncu olan rengimizden ya da e, kiremit renginden sonra tekrar 7 tane koyu kahve, 7 tane açık kahve, sonra 15 tane kiremit rengi. Bu birinci sıramız arkadaşlar. Ve bunu halı kaydırmazımızın en şeyinden sararak yaptık. Bir üst sırada ise 22 tane şöyle açık kahve, 7 tane krem, 22 tane tekrar açık kahve, 7 tane krem. Bu sistemi yani bu görüntüyü oturttuktan sonra ee, aynı şekilde bir üst sıraları devam ediyor. Yani şimdi mesela burada altta kahverengi varsa burada bakın üstüne hemen kahve yaptık. Sonra e, araya bakın şu boşluğa yine şu açık kahvemizden gelecek. Şimdi burası da buradan itibaren turuncu ile devam edeceğiz. Aynı şekilde bir üstü de aynı renkler gelecek bir sonraki sırada. Bakın burada açık kahve burası da açık kahve olacak. Kahveler bu şekilde devam edecek. İlk dediğim gibi bu iki sırayı oturtun, yapın e, ve daha sonra zaten kendiliğinden bir önceki sırasını takip ederek devam ediyor, gidiyor arkadaşlar modelimiz. Evet bakın ve böyle bir değişik güzellik ortaya çıkmış oluyor. E, dediğim gibi başta da söylediğim gibi dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Kalın bir ip kullanırsanız arkadaşlarım burası daha güzel kapanır. Çok fazla sıkmayın, çok fazla gevşek de bırakmayın ve böyle bir güzellik elde edin derim arkadaşlarım. Evet, bu videomda da size bu kilim desenli modelin nasıl yapıldığını anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.